Bugün neden buradayız? Çevremizdeki riskleri gözlemlemek, afet öncesinde hazırlıklar yapmak, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Öncelikle bazı terimlerden bahsedeceğim sizlere. Tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasite. Tehlike, şiddetli yağmurun yağması bir tehlikedir. Bu tehlikeli, şiddetli yağmur bizler için bir risk oluşturabilir. Önlem almazsak zarar görürüz. Kapasite ise zarar görebilirliğin tersidir. Şöyle örneklendirelim. Sahilde bir kırık cam şişesi bizim için bir tehlikedir. Biz ona dikkat etmezsek bizim için bir risk oluşturur. Kapasite dediğimiz şey ise yani zarar görebilirliği nasıl azaltırız? İşte ayağımıza terlik giyerek azaltabiliriz. Bu da bizim kapasitemizi gösterir. Böyle özetleyebilirim sizler için. Peki afet nedir? Biz kısaca yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı durumlara afet diyoruz. Yani şu an Bahçeliler bölgesindeyiz. Burada bir yangın başladı bir fabrikada. Bahçeliler itfaiyesi yetersiz kaldı. İşte buraya civar ilçelerden Küçükçekmece avcılar itfaiyeleri desteğe geldi. Onlar yetersiz kaldı. Çevre illerden işte bu tarafta Tekirdağ, Edirne, diğer tarafta Kocaeli itfaiyeleri desteğe geldi. İş büyüdü. Yani bir afet diyebiliriz biz buna. Yerel yönetimlerin yetersiz kaldığı olayları afet olarak adlandırıyoruz. Afet bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur. Ülkemizde karşılaşabileceğimiz peki hangi afetler var? Sel taşkın olabiliyor ki oldu. Heyelan çok az ama olabiliyor yine. Çığ, orman yangınları yine en çok karşılaşabileceğimiz afetler. Ama biz bugün özellikle deprem üzerinde duracağız. Ülkemiz bir deprem kuşağı üzerinde ki yakın zamanda 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. İzleri hala kaldırılmaya çalışılıyor. Çevremizde afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikeler. Bu slayt Marmara bölgesi için, yani bizim için hazırlanmış bir slayttır. Heyelan, sel taşkın, teknolojik kazalar, yangın, bunların hepsi olabilir. Tsunami, büyük dalga. Biz Marmara bölgesi için tsunami beklenmiyor. Sadece dalgaların biraz deniz seviyesinden üste çıkacağı söyleniyor. Bunun da açıklamasını şöyle anlatıyorlar. Zeytinburnu'nda Veliefendi İpodromu'nu çoğumuz biliriz. Zamanında oluşan deprem sonrasında bu bölgeye kadar suların yükseldiği yapılan araştırma sonucunda kanıtlanmış. Evet, afet öncesinde hazırlıklardan bahsedeceğiz şimdi. Bilgilenme, planlanma ve hazırlanma. Afet öncesi hazırlıklar. Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Afet ve acil durum aile planının hazırlanması, afette direnişli yapılarda yaşamamız, ev içindeki riskler nelerdir, bunların değerlendirilmesi. Hepsine tek tek gireceğiz. Afet sırasında doğru davranış şekillerini ve afetler sonrasında neler yapabiliriz bizler birey olarak, bunlara değineceğiz. Afet ve acil durum aile planının hazırlanması. Bu planı hazırlarken evimizde küçük çocuklarımız dahil, kardeşlerimiz dahil herkesin bir toplantı havasında yaptığımızı düşünelim. Yani bugün bir deprem olduğu zaman ne yapabiliriz? Nerede buluşacağız? Nasıl haberleşeceğiz? Bunların önceden planını yapmamız gerekiyor. Afete dirençli yapılarda yaşamak. 99 sonrası yapılarda kimler yaşıyor evi 99 sonrasında? 99 öncesindeki yapıları riskli olarak değerlendiriliyor. Çünkü o zamanın yapı denetimleri şimdiki gibi değil. En basit örneği inşaatlarda kullanılan demirler eskiden sadece düz demir şeklindeydi.
işte bu 2000 sonrasında çıkan yönetmelikle birlikte inşaat demirlerini hepimiz biliriz, böyle etrafında tırtıkları vardır, çentikleri vardır. Bu en basit örneği olarak adlandırabiliriz. 99 yapısının, 99 öncesi yapıların hepsi eski tip demirlerdir. Bir bina, oturacağımız evi kiralarken, satın alırken veya işte iş yeri kiralarken, satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Binamız yönetmeliklere göre yapılmış mı? Düzenli yapım görmüş mü? Binamızın altında bir tekstil atölyesi olabilir, bir galeri olabilir, bir düğün salonu olabilir. Bu tip yerler yapılırken plan dışında bir işlem görmüş mü? Yani kolon, kiriş kesilmiş mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Binamızla ilgili yapı denetim ruhsatlarına belediyelerden ulaşabiliyorsunuz, ilçe belediyelerinden. Bunun haricinde DASK, hepimiz biliyoruz. Zaten DASK artık zorunlu. DASK olmazsa işte su bağlatamıyorsunuz, doğalgaz açtıramıyorsunuz gibi. Bunun yanı sıra biz sigorta yaptırmanızı da öneriyoruz. Çünkü DASK dediğimiz doğal afet sigortası evimizin sadece kaba inşaatını, işte bina dikiliyor, tuğlalar örülüyor, bu kadar karşılar. Konut sigortası ise evin içinde bulunan eşyalar, televizyondan buzdolabına, işte koltuktan kanepeye, bütün yatak, dolap, her şeyi kapsar. Bu yüzden mutlaka evimizde DASK haricinde sigortada yaptırmamız gerekiyor. Bunu sadece deprem veya afet olarak düşünmeyelim. Sigortalar şu anda öyle bir oldu ki, yani sizin evinizde bir su kaçağı olduğu zaman evinize verdiği bütün zararı karşılıyor. Usta gönderiyor, yaptırıyor. Komşunuza zarar verdiyse onun zararını karşılıyor. Bu tip güzellikleri de var. Tabii bazı sigortalar işte halı yıkama, diş temizliği gibi böyle bazı şeyleri de var, kapsamlar da var. Grubumuzun bir sigorta şirketi var. Sadece nakliye sigortası olarak çalışmıyoruz. Yani doğal afet sigortası, DASK, konut sigortası, arabalarımızın yine sigortası. Bunların hepsini fiyat alabileceğiniz bir bölümümüz var. Bunu da antiparantez ileteyim. Evimizin içindeki riskleri belirleme. Bunların hepsini şu anda biz ailemizle toplandık. Konuşuyoruz. Evimizin içinde bize zarar verebilecek neler var? Camlar. Kaçıncı katta oturursanız oturun, evinizin karşısında kimse olmayabilir. Yani evinizin önü bir açıklığa bakıyordur. Yani ben rahat dolaşmak istiyorum deyip perdelerinizi sürekli açık tutmamanızı öneririm. Çünkü oluşabilecek bir sarsıntıda camların içeri doğru patladığı basınçla beraber kanıtlanmış. Bu yüzden gece veya gündüz mutlaka perdelerinizi, en azından tüllerinizi çekili tutmanızı öneririm. Camın önünde yine koltuk ve benzeri ürünler, oturabileceğiniz koltukların olmamasını öneririm. Bunun haricinde yine evimizde raflarda bulunan eşyalar sabitlenmiş olması gerekiyor. Daha ağır eşyaların aşağılarda tutulması gerekiyor. Mesela burada gördüğünüz bu kütüphane rafları yine bizim tarafımızdan sabitlendi. Yani güvenli bir, kitaplar tabii ki düşebilir. Bizim için güvenli bir yer diyebiliriz burası için. Çerçeve ve panolar. Yine çerçeve panolarımızı düz bir çivi değil de kancalı vidalarla tutturursak evimizde, düşüp bize zarar vermemesi için yine önemli bir noktadır. Avizeler yine kancalı vidalarla tutturmamızda fayda var. Dolaplar ve ağır eşyalar. Hepimizin mutfak dolaplarında, iddia ediyorum, evimize gittiğimizde üst rafları açtığımızda bütün tabaklar, tencereler, bardaklar, olabilecek bütün ağır eşyalar yukarıda, tezgahın altında ise işte plastik kapkacak diye adlandırdığımız ürünler bulunur. Bunun tam tersini yaparsanız yine sizin için bir önlemdir. Çünkü olası bir sarsıntıda dolap kapakları açılıp eşyalar yere düşebilir ve bize zarar verebilir. Ki kaldı ki mutfak dolapları zaten oldukça ağır, kendiliğinden ağır olan eşyalardır.
bir sarsıntı olmadan bile düşebilir. Bu yüzden önlem almanızda fayda var. Beyaz eşyalar. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya işte kombi tarzı ürünler bağlanırken eğer normale uygun olarak bağlandıysa aradaki esnek borularla bağlanmıştır. Sarsıntı esnasında o şeyi kapatması için, yani size zarar vermemesi için veya kopup başka türlü afetlere dönüşmemesi için hep esnek elemanlar kullanıldığından emin olmamız gerekiyor. Dediğim gibi ısıtıcı ve kombiler. Elektrikli ekipmanlar, yine evimizde televizyon, bilgisayarlarımızın monitörleri, bunlar sadece afetle değil, evimizde küçük bir çocuğumuz olabilir, kardeşimiz olabilir. Televizyonu tutup üstüne devirebilir. İşte dolaplara bazı çocuklar biraz yaramaz olabiliyor. Dolap kapaklarını açıp üstüne tırmanmaya çalışabilir. Yine bu dolaplarımızı, televizyonumuzu sabitlememizde fayda var. Elektronik cihazlar, yine dediğim gibi sabitlememiz gerekiyor. Tehlike avı yapın. Evinizdeki riskleri azaltın. 99 Kocaeli depreminde yaralanmaların %50'si, ölümlerin %3'ü yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandı. Yani eviniz sağlam, 99 sonrası yapıda oturuyorsunuz. Eviniz sağlam, herhangi bir şeyiniz yıkılmadı. Ama sarsıntı esnasında dolap devrildi, üzerinize yaralandınız veya hayatınızı kaybettiniz. Veya duvarda asılı olan çerçeve yere düştü, camı kırıldı, ayağınız kesildi, yine yaralandınız. Bu ciddi bir rakam arkadaşlar. Eviniz sağlam olduğu halde her iki kişiden biri bu şekilde yaralandı. 100 kişiden 3'ü de bu şekilde öldü. Yani yapacağınız çok basit işlemler hayatınızı kurtarabilir. Kullanmadığınız, ender kullandığınız tehlikeli maddeleri veya eşyaları evinizde bulundurmayın. Boya yapıyoruz. Kalan boyalar işte genelde balkonda bir yerlere konulur veya en kötüsü kombi dolabının altına konulur. O boyayı bir daha ne zaman kullanacağımız belli değil. Belki 2-3 sene sonra lazım olacak ki o zaman lazım olduğunda da o boya bozulmuş olacak. O yüzden boya, tiner gibi malzemeleri kullanmıyorsak hiç evinizde bulundurmayın. Atın. Kapı arkasında kesinlikle halı, ütü masası, merdiven, ağır eşyalar bulundurmamız gerekiyor. Yine sarsıntı esnasında devrilerek kapının açılmasını zorlaştırabilir. Yine bu eşyaların yerini değiştirebiliriz veya kullanmayabiliriz. Sabitleme. Bu sabitleme, bahsettim ve bahsedeceğim, gerçekten çok önemli. Yolumuzu kapatabilecek, üzerimize devrilebilecek bütün eşyaları sabitlememiz gerekiyor. Kısa bir video var. Burada evimizde sarsıntı esnasında devrilebilecek eşyaların sabitlenmesi, bize zarar verebilecek eşyaların önlenmesiyle alakalı video. Pencere önünde kesinlikle bir koltuk bulundurmayalım. Mümkünse film çekelim camlarımıza. Otofilmleri, bunların şeffafları da var. Onlardan çekebilirsiniz. Yüksek eşyalı, yüksek ve ağır eşyalar yukarıda değil, aşağıda bulunmalı. Çıkış yolumuzu kapatabilecek her şeyi dikkate almamız gerekiyor. Sabitlememiz gerekiyor. Şöyle, afet öncesinde yapacağımız 1 liralık bir harcama bizi afet sonrasında yapacağımız 12 liralık bir harcamadan kurtaracaktır. Yani bu harcamayı sigorta olarak düşünün, DASK olarak düşünün veya en basiti bu L demirlerle eşyaları sabitlemek olarak düşünün. L demirler gerçekten 2-3 liralık bir şey ve yarım saatte evinizdeki eşyaları sabitleyebileceğiniz ürünler. Hepimizin yapabileceği iş bu aslında. Bu yüzden sabitleme bizim için çok önemli. Acil durum telefonlarını hepimizin öğrenmesi ve çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın
artık birinci sınıfa giden bir çocuğun ev adresini, işte en azından annesinin babasının telefon numarasını bilir olması gerekiyor. Yani nerede oturduğunu acil bir durumda telefondaki yetkililere tarif edebilmesi gerekiyor. Acil durum telefonunu aradığımızda kim olduğumuzu ve hangi numaradan aradığımızı, kesin yer ve adres bilgisi, olayın tanımı. Yangın için arıyoruz. İşte giriş katta bir yangın var. Biz 112'yi aradığımızda giriş katta yangın var değil. 6 katlı binanın giriş katında yangın var. 3 katlı binanın ikinci katında yangın var. Veya bir trafik kazası oldu. 3 arabanın karıştığı, sıkışan birinin olduğu, çünkü buna göre itfaiye de geliyor sıkışma varsa eğer. Olayın detayını bildirmemiz gerekiyor 112'yi aradığımızda. Olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını, dediğimiz gibi kaç kişi ise, 3 araba var ama 6 kişi var. Her bir kişi için bir ambulans gelir. Yani bir ambulansa 2 kişi, 3 kişi almazlar. Bu yüzden olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını bildirmemiz gerekiyor. Artık polis, itfaiye, ambulans hepsi tek numara oldu, 112. Şu anda 110'u aradığınızda yine 112'ye aktarıyor sizi. Ama bu geçici bir süre. Bir süre sonra 110'u aradığınızda açmayacaklar. 112'yi aradığınızda öncesi bir karşılama elemanı karşılıyor. Yine 112 çalışanı. Sizden olay bilgisini aldıktan sonra eğer sağlıkla ilgiliyse konusunda uzman doktora aktarıyor. Yangınla ilgiliyse itfaiyeciye aktarıyor. Başka bir asayiş olayıysa polise aktarıyor. Bunların hepsi tek bir merkezde bulunan kişiler. Bu yüzden 112'yi öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. 112 numarasını 3 defa yanlış ihbarla ararsanız numaranız kapatılır. Bir daha ihtiyacınız olduğunda o numaraya ulaşamazsınız. Çeviremezsiniz 112'yi. Bölge dışı bağlantı kişisinin belirlenmesi. Şöyle en son 2021 yılında bu Silivri açıklarında deprem olduğunda telefon hatları kilitlendi. Kimseyi arayamadık. Fakat şöyle bir şey var. Biz İstanbul içinde birbirimizi arayamıyoruz. Ama şehir dışında mümkünse küçük bir yerde, mesela benim irtibat kişim Balıkesir'in işte Haydar köyünde bir arkadaşım, yani şehir dışındaki irtibat kişisi olabildiğince küçük bir yerde yaşaması tercih sebebi. Yani Ankara'da, İzmir'de birini bölge irtibat dışı kişisi olarak belirlemeyin. Çünkü orada da şebeke sıkıntısı yaşarsınız. Ben o arkadaşımı aradım. Arkadaşım anamı babamı aradı. Onların iyi olduğunu söyledi ve hepimizin iyi olduğunu öğrendikten sonra artık başka çalışmalara doğru yönleniyorsunuz. Çünkü Hatay'da işte Kahramanmaraş depremlerinde etkilenenlerin birçoğu yine AFAD çalışanları, 112 çalışanları da etkilendi. İnsanlar önce kendi ailesini iyi olduğunu öğrendikten sonra bizim yardımımıza koşarlar. Bu yüzden bölge dışı bağlantı kişisi de yine küçük bir ilçede veya bir köyde bir kişi belirlerseniz bu kişiye sevdiklerinizin numarasını verin. Sevdiklerinize de bu arkadaşınızın numarasını verin. Sizin irtibatınızı bu arkadaş sağlayacak. Aranızda bir köprü vazifesi görecek. Afet ve acil durum bilgi kartlarının hazırlanması. Ben önceden getirmiştim, sizlere birer tane takdim edeyim. Yine isteyen olursa bunları doldurup cüzdanınızda veya telefonunuzun arkasında, arkadakiler çocuklar için abi. Çocuğu olan varsa onlara da verelim. Doldurup telefonunuzda veya cüzdanınızın arkasında bulundurmanızda fayda var. Hiçbir şey yapamıyorsanız benim telefonumun arkasında acil durumda ulaşabilecek kişi, herhangi bir rahatsızlığın yoktur. Kan grubum hepsi burada yazıyor. Çünkü telefonunuzun birçoğunun telefonda tuş kilidi vardır. Size bir kaza geçirdiğinizde bilinciniz kapalıysa sizinle ilgili bilgi öğrenmek isteyecekler. Acaba tansiyonu var mı, şekeri var mı, neden düştü, bayıldı veya kime haber verecekler.
Bu yüzden telefon numarası da olursa iyi olur. Tabii oraya yazdığınız acil durumda aranacak kişi de böyle panik yapacak bir kişi olmasın. Yani aranan kişinin tansiyonu varsa birden tansiyonu çıkmasın. Onu demek istiyorum. Yine çocuklarımız için de bu kartı doldurup çocuklarımızın okul çantalarında bulundurmasında fayda var. Afet ve acil durum çantamızın hazırlanması. Bu çanta böyle bir sırt çantası gibi görünebilir. Ama hazırladığınızda büyük boy bir çekçekli valizi dolduracak kadar eşya oluyor. Bunun içinde eğer çocuğunuz varsa çocuk aktivite malzemeleri. Çünkü afetlerde en çok çocuklar etkileniyor maalesef. Hijyen malzemeleri, fener, pil, radyo. Çünkü şebekenin çekmediğini düşünürsek ulaşımı veya yönlendirmeleri radyo üzerinden yapacağız. Fener ve radyoda piller üzerinde bulunmasın. Çünkü ne zaman kullanacağımız belli olmadığı için akabilir. Dışarıda bir poşet içinde durursa iyi olur. Su ve yiyecek. Son kullanma tarihi uzun olan yiyecekler, konserve yiyecekler özellikle bulundurmanızda fayda var. Çünkü gördük, hemen bize ulaşamıyorlar. Biz bu süreçte kendi kendimize hayatta kalmamız gerekiyor. Bu çantayı biz hep 72 saat olarak söylüyorduk. Ama gördük ki 72 saatlik bir çanta değil bu. En az 10 gün gerekirse bize ihtiyacımız olan eşyaları bulundurabileceğimiz bir çanta olmalı. Kullandığınız ilaçlar varsa yine bu çantanın içinde yedek olarak bulundurmalıyız. Yedek giysi, battaniye, çok amaçlı bir çakı. Yine önemli evrakların kopyaları. Önemli evrakların kopyalarını şöyle de öneririm size. Mesela tarayıp mailinizde de bulundurabilirsiniz. İşte sigorta poliçeniz, aracınızın, evinizin, işte varsa pasaportunuzun fotokopisi, aracınızın ruhsatı gibi bunları tarayıp mail olarak mail ortamında da bulundurmanızda fayda var. Küçük bir ilk yardım çantası. Koruyucu malzemeler, bu eldiven olabilir, işte gözlük olabilir, maske olabilir. Bunları çantanızda bulundurmanızda fayda var. Burada da gördüğünüz gibi 72 saat süresince ihtiyaçlarınıza karar verin ve çantanızı hazırlayın. Ailenizde engelli, yaşlı çocuk veya özel ihtiyaç sahipleri varsa onların özel malzemelerini unutmayın. Mevsim şartlarına göre çantanızı 6 ayda bir güncelleyin. Yani biz bunu hep mevsim geçişleri olarak anlatıyoruz. Yani yaza girerken mesela çantamızdaki eşyaları kontrol edelim. Yazın kışlık kıyafetlerle, kışın da yazlık kıyafetlerle dışarıda kalmak istemeyiz. Bu yüzden 6 ayda bir çantamızı güncellemekte fayda var. Hem de ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmiş oluruz. Yine evcil hayvanımız varsa bunun için de çantamızda yer açmamız gerekir. Önemli evraklarımızın bilgilerimizi kaydedelim. Yine dediğim gibi bu bilgileri mail ortamında da kaydetmenizde fayda var. Tahliye öncesine yönelik hazırlıklarınızı yapın. Çıkış yolumuzda bizi engelleyecek, devrilip engelleyecek malzemeler varsa bunları mutlaka kaldırmamız veya sabitlememiz gerekiyor. Yani burada bu şemsiyelik veya avize veya sabit olmayan şu lamba ve saksı bizim yolumuzu kapatabilir, kırılıp bize zarar verebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tahliye planımızı yapmalıyız. Ve tahliye planımızla alakalı da sürekli tatbikat yapmalıyız. Bu tatbikat neden önemli? Eğer tatbikat yapmazsak olası bir afet anında ne yapacağımızı unuturuz, heyecanlanırız. Bu yüzden sık sık tatbikat yapmamızda fayda var. Anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği yerlere asmamız gerekiyor. Çıkış işaretlerini yerleştirin. Yine binamızda, iş yerimizde mutlaka bunların bulunması gerekiyor. Tesisatların yerini ve nasıl kapanacağını öğrenmemiz gerekiyor. Genelde sigorta kutuları bu şekilde kapıların giriş kapılarının üstünde bulunur. Su vanaları hemen çıkar çıkmaz sağda veya solda bulunur kapının yanında. Yine doğalgaz sayacı kapımızın hemen dışındadır. Burada çocuklarımıza da görev verelim. Yani mesela
su vanasını bir çocuk rahatlıkla kapatabilir. Elektrik hem tehlikeli hem de yüksek olduğu için riskli olabilir. Vaktimiz varsa bunları kapatarak evimizi tahliye ediyoruz olası bir acil durumda. Toplanma ve barınma alanları. Toplanma alanımızı E-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Genelde size en yakın parklar toplanma alanıdır. Şöyle bir tabela görürsünüz. 34 ili 29 ilçesi, 010 mahallesi, 01 ise o mahallede bulunan kaçıncı toplanma alanı olduğunu gösterir. Toplanma alanı ve barınma alanı birbirinden farklı şeylerdir. Yani benim toplanma alanım çok binalara yakın, böyle toplanma alanı olur mu demeyin. Orada biz toplanacağız. Bizi oradan barınma alanlarına yönlendirecekler. Bu yüzden toplanma alanınızı mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Barınma ihtiyaçlarımızı gidermek için kullanacağımız çadır kent, konteyner kent gibi kurulacak alanlardır. Son yıllarda kamu binalarında, hastanelerde, belediye binalarında, camilerde birçok yıkıp yeniden yapmalar başladı. Birçok okul yenilendi, hastane yenilendi, belediyeler yenilendi. Böyle durumlarda bu okullar bizim barınma alanımız olacak. Camilerin otoparkları bizim barınma alanımız olacak. En son Çamlıca Camii'nin büyük bir otoparkı var. Bunun bir sebebi de olası bir afet anında barınabileceğimiz bir yer olarak değerlendirilmesinden dolayı bu şekilde düşünülüyor.